Değerli Fuar TV izleyicileri, fuarlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir'deyiz ve İzmir 2022 Mermer Fuarı'ndayız. Fuar katılımcılarımızdan Şimşek gruba da konuk olduk. Yanımızda yönetim kurulu başkan yardımcımız Fesih Şimşek bulunuyor. Bakalım bizlere hem sektörle hem de sunduğu faaliyetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Fesih Bey, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Hayırlı fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. İlk katılımınız. Evet, ilk katılım. Nasıl geçiyor, biraz görüşlerinizi alabilir miyiz? Pandemi sürecinden sonra biraz yoğun geçiyor. Evet. Katılım bayağı iyi. Tek sıkıntı bizim asıl tedarikçilerimiz, Çinlilerin gelmeyişi. Hı hı. Onun yanında her şey güzel yani. Güzel, evet. Geçiyor, evet. İki yıldır yapılamıyordu pandemi, evet, nedeniyle. İki yıldır yapılamıyordu. En güzel, en büyük fuarlardan birindeyiz, aynen, yine. Tekrar aynen. Hayırlı fuarlar dileyelim. Teşekkür ederim. Ve biraz Şimşek grubu tanıyalım o zaman. Tabii yıllardır sektörde ticarete varız. Evet. Mermer sektörüne bir 3 yıllık geçmişimiz var değil mi? Evet. Evet, sizlerden dinleyelim yine Fesih Bey. Şimşek grup 96 kuruluşlu bir firma. Asıl altyapı firması, kamu yatırımları yapan bir firma. 2008'de aynı zamanda sanayiye giriş yaptı. Şimşek Alüminyum adı altında. 2019'da da madencilik sektörüne girdi. Mermer alanında faaliyet gösteriyoruz şu anda. Evet. Dedik ya, uzun yıllardır ticaretli hayatında varız. Zaten biliyorlar sizi. Evet. Peki biraz mermerlerimizden bahsedelim. Şu anda arkamızda da duruyor iki çeşidimiz. İki çeşit. Aslında iki ayrı mermer sahası, iki ayrı ocak. Yanında 3 seleksiyon. Biri Dolphin Blue dediğimiz, şu arkamızda gördüğümüz seleksiyon. Yani biri de Louis Line dediğimiz ürünümüz var. Direkt Çin'e ihracat yapıyoruz. Blok halinde ihracatlar yapıyoruz. Böyle. İki tane mermerimiz, evet, taşımız, evet, var yine. İki, evet, ocağımız var. Evet. Nerede onlar? Elbistan, Maraş'ta. Orada. Her ikisi de orada. İkisi de orada, evet. Biz kendimiz Diyarbakır'dayız bu arada. Tabii tabii. Diyarbakır, Ankara. Peki yoğunluğumuz ihracat mı? İhracat. Tamamen ihracata yönelik çalışıyoruz. Sadece Çin mi yoksa farklı ülkeler Çin, var mı? Çin, Hindistan, Tayvan ve Orta Doğu ülkeleri. Daha çok Orta Doğu pazarına hitap ediyoruz. Evet. Resmi nerelerde kullanılıyor bu ürünler? Nelere dikkat ediyoruz? Şöyle, aslında biz blok halinde Çin'e ihracatlar yapıyoruz. Çin'de, hı, işlenip yine dünyanın çeşitli ülkelerine, Amerika'ya, Avrupa'ya ve Orta Doğu ülkelerine ebatlanmış bir şekilde, işlenmiş bir şekilde ihraç ediliyor Çinliler tarafından. Nelere dikkat ediyoruz peki? Kalitemizden biraz bahsedersek. Yani şöyle, kalite olarak mermerde kriterler bellidir. Evet. İçerisinde işte kalsiyum, silisin olmaması gerekiyor. Homojen bir yapıya sahip olması gerekiyor. Ve aslında mermer bir moda gibi bir trenddir yani. Zaman zaman renkler, tercihler değişiyor. Şu anda gri ön safhada. Ona dikkat ediyoruz. Öyle. Doğru. Yeni projelerde peki artacak mı çeşit? Düşünüyoruz. Çalıştığımız sahalar var. Ar-Ge çalışması devam eden sahalarımız var. İnşallah Ar-Ge çalışmaları ve izinler bittikten sonra da onları faaliyete alacağız. Şu anda hiç iç piyasa yok değil mi? İç piyasa var aslında, var ama çok az yani, çok az, evet. 3 yıldır sektörün içerisinde izledik. Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz Fesih Bey? Sektör aslında canlı bir sektör, güzel bir sektör. Yani ülkeye de iyi bir katma değeri olan bir sektör. Bazı sıkıntılar var. Onlar aşılırsa daha iyi seviyelere gelecektir diye, evet, düşünüyorum. Yeterli tonajımız var değil mi? Maraş'ta var. Biraz fabrikadan bahsedeyim mi? Ocağımızdan. Maraş'ta fabrika yok aslında. Ocak var. Ocak var sadece. Hı-hı. Fabrikaların yoğunluğu aslında Diyarbakır Merkez, Mersin ve Afyon, Burdur civarında. Oralara fabrikalar daha çok, oralarda fabrikalar daha çok yoğun yani. Hı hı. Evet. Siz orada o zaman Maraş'tan, Ocak'tan çıkanlar fabrikalarda dağılım mı yapılıyor? Dağılım yapılıyor. İç piyasa için dağılım yapılıyor ama ihracata giden ürünler direkt Mersin Limanı'ndan ihraç ediliyor. Blok şeklinde ihraç ediliyor. Evet. Evet. Peki izleyicilerimize yine Şimşek Grup olarak sektörle alakalı neler söylemek istiyorsunuz? Yani güzel bir sektör, iyi bir sektör, katma değeri yüksek olan bir sektör. Ülke ekonomisine iyi bir katma değer sağlıyor, evet, aslında. Daha çok desteklerle ve teşviklerle desteklenmesi gerekiyor. İzinler konusunda da
yeterli kadar şey alınması lazım. Yani izinlerin önünün açılması lazım. Biraz sıkıntı yaşıyoruz bu konuda anladığım kadarıyla. Evet, evet. Evet, bu konuda da o zaman bir esneklik bekliyoruz. Aynen. Doğru mu? Aynen. Peki, sizlere teşekkür ediyoruz Halis Bey. Vermiş olduğunuz bilgiler için, sektöre katmış olduğunuz katkılar için. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim ve ekranlara beraber veda edelim. Evet değerli izleyicilerimiz, İzmir 2022 Mermer Fuarı'nı ziyaret etmeye devam edeceğiz dedik. Şimşek Grubu'na konuk olmuştuk. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.